Maya bir yere yoğunlaştı gibi sanki mevsim. Evet. Umarım iyi haber veririz. Bir ses duysak enkazın altından. Rıza Genci arıyorlar. 70 yaşındaki Rıza Genci arıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kahraman Maya ile birlikte. Mevsim yeniden size döneriz. Umarım iyi bir haber verebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Siz de günlerdir bölgedesiniz kameraman Ümit Anar'la birlikte. Sağ olasın, Maya'yı tanıtmış olduk Türkiye'ye. Umarım iyi bir haber veririz. Rıza Bey'i buluruz, Rıza Genci. Sağ olasın. Şimdi az evvel İsmail Saymaz da yazmış. Gazeteci meslektaşım. Size az evvel WhatsApp konuşmalarından bahsettiğim Sena Nur'un cansız bedeninin annesinin yanında aynı apartmanda yaşayan ikiz çocukların cansız bedeninin çıkarıldığı yerde aynı noktada bulunduğunu söylüyor. DNA tespiti yapılarak kimliği netleştirildi. Kayıplar var. Kayıplar aranıyor. Evet, büyük bir deprem felaketi yaşamış gibiyiz. Sel felaketi yaşandı. 2021 yılının Ağustos ayında. 1 Ağustos ayıydı. 17 Ağustos'u gösteriyordu takvimler. Gece yarısını çoktan geçmişti saatler. Bütün Türkiye sarsıldı. Bundan tam 22 yıl önce çok şeyi değiştirdi Türkiye'de. Bazı şeyleri ise hiç değiştirmedi. Hiç ders alınamadı maalesef. 22. yılında Büyük Marmara depreminde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz. Hiç değişmeyenler de var maalesef. Bu şehir depremini bekliyor. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir kez daha altını çizdi. Kısa vadede İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor ve maalesef her 3 binadan biri depreme dayanıksız. Bazı deprem uzmanları bu beklenen büyük depremin 7,5 büyüklüğünde olabileceğini söylüyor. Yüz binlerce kişinin evini kaybetmesi demek, en azından can kaybından söz etmeyeyim hadi. Bugün bir deprem tatbikatı yapıldı İstanbul'da 17 Ağustos'un yıl dönümünde. Ekiplerin nasıl koordine olduğu gösterildi. Arama kurtarma çalışmalarında uzmanlaştık, evet. Kulağımızda o ses. Sesimi duyan var mı? Sesi 22 yıldır kulağımızda yankılanıyor. Ve emin olun bu ülkenin her yeri deprem riskinde. Herkesin, bu ülkenin bütün vatandaşlarının aklının bir yerinde o ses var. Sesimi duyan var mı? Tarih 17 Ağustos 1999. O günden bu yana herkesin kulaklarında bu ses var. Sesimi duyan var mı? O büyük depremin ardından endişeler de sürüyor. Uzmanlar büyük bir deprem bekliyor. 10 yıl 15 yıl içerisinde deprem ihtimalini %65 olarak görüyor bilim insanları. Bu kadar kapıda. İstanbul'da her 3 binadan biri ne yazık ki depreme dayanıksız. Büyük depremin üzerinden 22 yıl geçti. Ancak İstanbul depreme ne kadar hazır belirsiz. Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu pek çok soruna dikkat çekti. Onlardan biri de nüfus artışıydı. 99 yılında İstanbul'un nüfusu 10 milyon civarındaydı. Bugün yaşayanlarıyla ne yazık ki büyük göç almış ve mülteciyle beraber yoğunlaşan nüfusuyla neredeyse 20 milyona yakın insanı kapsıyor İstanbul. İstanbul bugün sorunu çok daha derin hissetmeli, çok daha yüksek seviyede endişe duymalı.
Türkiye Afet Müdahale Planı'nda İnönü Stadyumu da koordinasyon merkezlerinden biri. Şimdi 17 Ağustos'un yıl dönümünde deprem bir kez daha yaşatılacak. Hem sahra hastaneleri kuruluyor hem de bir enkaz oluşturulacak. Deprem anında ilk müdahale nasıl olmalı, yetkililer nasıl koordine olmalılar, bunu bir kez daha tatbikatla gösterecekler. Sirenler depremin yıl dönümünde tatbikat sırasında çaldı. Afet Koordinasyon Merkezi mobil aracıyla o depremin tatbikatını an be an takip etti. Bizi bekleyen bir tehlike var. Dolayısıyla bu tehlikeye hazırlıklı olmak lazım. Kaçınılmaz. İstanbul'da bir deprem ama bugün ama yarın mutlaka olacaktır. Dolayısıyla karşılaştığımızda kimin ne yapması gerektiğini herkes bilecek. Bir panik yapmadan, kriz olduğunda kriz geçirmeden krizi yönetmeyi öğreneceğiz. Zaten bu tatbikatın amacı da bu. Hızlı hızlı! Tabuta polis! Kortej önüne geç! Ve start verildi. Tatbikat başladı. Ekipler kurulan koordinasyon merkezinden ayrılıp enkaz alanına doğru yola çıktılar. 17 Ağustos depreminin üzerinden tam 22 yıl geçti. Bugün de yine o depremin, o yakıcı depremin yıl dönümünde ekipler yine arama kurtarma çalışması için tatbikattalar. Şu anda da Beşiktaş'ta oluşturulan bir enkaza müdahale ediyorlar. Önce yangın söndürülüyor. Ardından da enkaz altında kalanlar kurtarılıyor. Seni duyuyorsan ses ver. Üç kere bir yere vur. İşte o anlar, sesimi duyan var mı sözleriyle şu anda içeriye sesleniyorlar. Ses var. Ses var. Ses var. Ses var. Bir yaşam koridoruyla kurtardılar afetzedeleri. Sedyeyi sabitleyip özel travma tahtasıyla kurulan bir düzenek var. O düzenekten kazazede, afetzede dışarıya çıkartılacak. Sonra elden ele hiç kimse ilerlemeden olduğu yerde sabit kalarak ambulansa yollayacak. Adım adım işlettiler kuralları. Kurtarılanları stadın önünde kurulan koordinasyon merkezine götürdüler. Peki sonrası? O koordinasyon merkezinde bu aşamadan sonra İzEV'de görev alacak İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı. Büyük olası afette engelli bireyler nasıl kurtarılacak? Bu aşamada devreye girecekler. Selva da o eğitimleri alan özel gereksinimli gençlerden biri. Adım Selva Çavuşoğlu, İzEV genciyim. Depremden korkuyor musun? Depremden korkmuyorum. Neden? Eğitim aldım, çünkü eğitim aldım, o yüzden korkmuyorum. Türkiye 22 yıl sonra bugün bu bölgede bir rant projesini, Kanal İstanbul'u tartışsın istiyor ülkeyi yönetenler. Rant değil, insan canı diyoruz biz de. Sanatçı Orhan Aydın teşekkür etmiş. Darmadağın olup çökmüş talan ve yalan düzeninde İnsanlık dersi veriyor Halk TV demekte. Görevimizi yapmaya gayret ediyoruz yalnızca. Muammer Gökçin tweet atmış, diyor ki dünyada bütün televizyonlar canlı gösterdi. Taliban